Ramazan-ı Şerif'te diyor, 10. günün ikinci saatinde. 10. günün ikinci saatinde. Bak bu detayı durduk yere vermez verdiği zaman. Ramazan-ı Şerif'in 10. gününün ikinci saati. Yani öğleden sonra iki. Küfür bunu unutmasın bu tarihi. Akıllarında iyi tutsunlar. İnşallah. Ramazan'ın 10. gününün ikinci saati. 2120. Saat 2. İnşallah. Ramazan'ın 10. günü. O 10 güne Kur'an'da da işaret edilmiştir. 10 gün. Ayet var. Birden bu hadis-i şerif hatırıma geldi. Belki Risale-i Nur şakirtlerinin taifesi ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi. Ya ne kadar devam eder acaba benim talebelerim? Nur talebeleri ne kadar devam eder? Bir düşündüm diyor. Değişip iyi insan olacak tabii. Yobazlar ne olacak diyor kafirler. Hepsi düzelecek, hepsi adam olacaklar. İnşallah. La tezalü taifetün min ümmeti. Ümmetimden bir taife zail olmayıp devam edecektir. Şedde sayılır, tenmin sayılmaz. Bak, tarihi önceden biliyor. Ona göre kendisi açıklıyor. Fıkrası, makamı cifrisi 1542. 2117 ederek nihayet devamına ima eder. İşte bu vakte kadar İslam zayıf da olsa çok çok zayıflamış olarak devam ediyor. Allah diyenler devam ediyor. Ne zamana kadar? 2117'ye kadar. 2118'de yok. Ondan sonra bitiyor. Gaybı yalnız Allah bilir. Zahirine elal hak. Hak üzerine devam edecektir. Şedde sayılır fıkrası dahi. Makamı cifresi 1506. 2082. İşte bizim faaliyet yapacağımız vakit bu kadar. 2082'ye kadar. 2012'deyiz. Evet. 2082. 70 yıl var. 70 yıllık bir vakit var. Hepsi bu tarih içerisinde. Narcılar sahtekarlık yapıyorlar. Çok çok alçak adamlar. Allah bunların aklını almış, beynini eritmiş. Bunlar dünyaya meylettiler, bu salaklar. Holdingleşeceklerini, keyif zevk süreceklerini zannediyorlar. Bediüzzaman'ın bu tarih, verdiği tarihte illet oluyor bunlar. Keyiflerini kaçırdı bunların. Çünkü bu hıyarlar, beyaz çoraplı hanzolar daha yeni zenginliğin tadını almaya başladılar. Bu, düne kadar bunlar ağzı da ayağı da kokan öküz gibi heriflerdi. Yeni yeni çoraplarını yıkamayı öğrendiler. Onun için dünyanın tadını yeni çıkaracaklarını düşünüyorlar. Evet. Çoluk çocuk bakla böcük diyelim. Evet. İnşallah çocukların suçu yok da bakla böcük kısmı onlar. İnşallah. Onun için bu hıyartolar hiç bahsetmek istemiyorlar bu Bediüzzaman'ın bu açıklamasına. Acayip daraldılar. Kıyametin yakın olması sıktı onları. Bu tarihe kadar zahir ve aşikarane, yani tozunu çıkaracaklar demek ki maşallah. Belki galibane, şimdi zahir aşikarane ama 1506'ya kadar da işin doğrusu zayıflama başlamış. Çünkü bak belki galibane diyor normalde. Zahir, aşikarane, galibane demesi lazımdı. Bak, zahir ve aşikarane bunu kabul ediyor. Herkesin duyacağı gibi tebliğ yapacaklar diyor. Aşikar tebliğ yapılacak. Ama belki galibane diyor. Demek ki evet. İbre eğilmiş artık. Çünkü Mehdi ölmüş, İsa Mesih vefat etmiş. Belki galibane. Sonra ta 42'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde. Eğilme başlamış ya. Sonra artık zahir ve aşikarhaneyi terk ediyorlar. Ne yapıyorlar? Gizli ve mağlubiyet içerisinde. Zahirlik yok artık. Aşikarhane yok. Gizli. Son derece gizli. Evleri gizli.
ibadetleri gizli, her şeyleri gizli ve gizli olduğu için anlatsa da zaten anlattığı adamlarda ikna olmuyorlar. Mağlubiyet var. Mağlubiyet içinde vazife-i tevvilesine devam edeceğine remze yakın ima eder. Vel ilmü indallah. Diyor. Yani gerçek ilim ancak Allah katındadır. Hatta yetiyallahu bi emrihi. Allah'ın emri gelinceye kadar, yani kıyametin kopmasına kadar şedde sayılır. Fıkrası dahi makamı cifrisi 1545 2120 olup kafirin başında kıyamet kopmasına ima eder. 2120. Ramazan ayının 10'u, 2. saat. Bir yere yazsınlar. 2120. Bir kayaya, bir granit üstüne yazsınlar. La ya'lamul gaybe illallah. Gayb Allah'tan başkası bilemez. Cahiye dikkat ve hayrettir ki üç fırka bil ittifak 1500 tarihini göstermesiyle beraber tamı tamına manidar, makul ve hikmetli bir surette 1506 2082'den ta 42 1542 2117'ye ve ta 45 1545 2120'ye kadar üç büyük değişimin, inkılab-ı azimin ayrı ayrı zamanlarına tatabuk, birbirine uygun düşmesi ve tevafuklarıdır diyor. Ve ayrıca Fatiha'da sırat-ı müstakim, dosdoğru yol ashabının taife-i kübrasını en büyük topluluğunu tarif eden ellezine en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdiklerinin fırkası şiddetsiz 1506 veya 7 ederek tamı tamına zahirine elel hak hak üzerine olacak fırkasının makamına tevafuku ve manasına tatabuku uygunluğu ve şedde sayılsa hadiste geçen la tezalü taifetün min ümmeti, ümmetimden bir taife fırkasının üç manidar farkla tam muvafakatı ve manen mutabakatı bu hadisin imasını teyit edip remz, gizli işaret derecesine çıkarıyor diyor Bediüzzaman. Ve müteaddit ayeti Kur'aniye'de sırat-ı müstakim, dosdoğru yol kelimesi bu manaya remziye, Risale-i Nur'a manaca ve cifirce ima etmesi remze yakın bir ima ile Risalet-i Nur şakirtlerin taifesi ahir zamanda o taife-i kübra-i azamın, bakın dikkat edin. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Risale-i Nur şakirtlerin taifesi ahir zamanda o taife-i kübra-i azamın Mehdi talebeleri. Evet. Bak şimdi Nur talebelerini ayrı alıyor belli zaman. Risale-i Nur Şakir'in taifesi ahir zamanda o taife-i kübra-i azam, kübra-i azam, o büyük topluluğun ahirlerinde sonlarında bir hizb-i makbul olacağını işaret eder diye defaten birden ihtar edildi diyor. Birden ihtar edildi. Gerçek ilim ancak Allah katındadır, gaybı yalnız Allah bilir. Şimdi bunu narcılar anlamazdan geliyorlar. 300 sene daha ilave etmeye çalışıyorlar. Efendim, kendilerince bir debelenme içindeler. Bir kısım fontuk morukları da kendi kafalarına çekmeye çalışıyorlar. Onlara sana yemek yedirmeyiz, ekmek yedirmeyiz, sana bakmayız falan gibisinden. O moruklar da korkudan bunlara ha hı diyorlar. Ve böylece çarklarını çevireceklerini zannediyorlar. Boşa debeleniyorlar. Her yerde rezil rüsvay oluyorlar. Bak bütün oyunların hepsini ortaya döktük. Cahilliğinden söyleyenlerin oyunlarını da ortaya döktük. Hinliğinden yapanları da ortaya döktük. Narcı oldukları için anlattıkların bu oyunlarını da ortaya döktük. Bundan sonra oyun yapamazlar.